Murat abi Golden State Warriors'da tarihi bir sezon yaşanıyor. İçeride efsane bir dynasty bir takım gibi. Dışarıda da NBA'in en kötü takımlarından biri gibi oynayan bir Golden State var. Ki son maçtan önce artık e, da kazanacağız iddiasıyla çıktıkları bir Clippers maçında 50 sayı attı Steph. Ama yine yetmedi ve Golden State kaybetti. Şampiyonluk şansları veya playoff'taki şansları için nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yani Neyse. 50 sayı attı bir de 28'de 20 genel. Muazzam şut. oynadı. Yani bir pivot için olağanüstü şey. Bir şey. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ee, Stephen Curry'nin en son 50 sayı atıp e, şeyin kaybettiği e, maç Warriors'ın Warriors e, kaybettiği maç 2013'te. Attım mı kazanıyorlar diyorsunuz Belliği normalde. Belliği zaman <laughs> onlar kazanıyor. Şimdi problem ne? Ee, bir kere e, nedense dışarıdaki maçlarda savunma anlayışı, savunma gayreti boş şuta imkan vermeme çabası çok düşüyor. O neye oluyor bilmiyorum. Tecrübeli bir takım. Sezon başında dedik ki işte gençleri şey yapıyorlar. adapte ediyorlar. Ama yani kaç yıldır birlikte oynayan oyuncular var. İkincisi reboundlarda çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle de dışarıda oynadıkları maçlarda. Üçüncüsü de en önemlisi bence eee Deplas şöyle söyleyeyim. Curious deplasmanda 11 maçın ikisini kay kazanmışlar. Wiggins deplasmanda 13 maçın ikisini kazanmışlar. %13. Warriors'ın ideal 5'i sahada olduğu zaman Herkes Curry, Thompson, ediyorlar. Wiggins, Green ve Looney 100 pozisyonda ortalama 8.6 sayı deplasmanda üstünlük sağlamışlar. Şimdi Paul George şey dedi. Bunlar beni kandırmıyor playoff'lar başlayınca. E playoff'lar başlayınca sağlıklıysa e Paul George'a biraz katılıyorum. Ama Andrew Wiggins'in nesi var? Bir açıklama da yok. Ailevi problem diye ayrıldı. Tabii nasıl an. bir şey olabilir ama ya? Bu kadar ucu. Hiçbir haber çıkmıyor. Yani inşallah geri dönecek bu sezon gibi Steve Kerr'den en son şey. Yani bu sezon geri dönüp dönmeyeceği de belli değil. Belli değil. Şimdi Wiggins 33 maç kaçırmış. Curry 26 maç kaçırmış. Thompson 12 maç kaçırmış. Draymond 8 maç kaçırmış. Bu akşam da 9. maçı olacak. 16 teknik, <laughs> teknik falden dolayı oynayamıyor. E şimdi bu akşam Atlanta deplasmanında olacaklar. Draymond Green yok. Iguodala bileğini kırdı. Yok, evet. O sezonu kapattı. Gary Payton'ı aldılar. O Saka. da yok. Andrew Wiggins zaten yok. yok. Curry questionable yani oynama ihtimali var. Yani o da %100 değil. E, Looney the probable yani büyük o, evet. bir ihtimalle yani. oynar ama o da %100 değil. E şimdi bu kadar eksikle demi verdiğim istatistiklerle e, Atlantay'ı nasıl yeneceksin hele Curry yoksa? Curry yoksa çok zor. Yani e, bir arada da kalamıyorlar. E, son 9 deplasman maçını kaybetmiş bir takım. En son e, Oklahoma City deplasmanda yenmiş. E, kazandığı 7 maça bakıyorsun ki Onlardan daha az deplasman maçı kazanan iki takım, üç takım. Wemby. Wemby, Wemby. Wemby iki takım var. Charlotte, Houston, Houston ve San Antonio Spurs 6'şar tane. Detroit aynı rakamı kazanmış, 7 tane. Golden State'in deplasman galibiyetine bakıyorsun. Houston onu çıkar 6. Spurs hadi onu çıkar 5. Charlotte onu çıkar 4. Hadi Wizards'ı bile çıkarabilirsin. Tabii canım çıkar. 3. E, tek böyle kaliteli deplasman galibiyeti dili, diyebileceğim maç Cleveland galibiyeti. Cleveland da doğuda dördüncü. Tabii ki. E şimdi bu takım <laughs> yani Paul George'a biraz an, anlıyorum. Yani hepsi bir anda dönüp form tutarsa e, çok şey değişebilir. Ama şimdi bu takım playofflarda bir Ciddi aday nasıl diyebilirsin? Wiggins'ız Wiggins çok zor. Ya yani. Şimdi mesela deplasmanlarda 100 pozisyonda 120.6 sayı yiyorlar. Sadece Detroit ve pardon San Antonio ve Houston onlardan kötü. E, Wiggins genelde rakibin en iyi özellikle de Clay so Thompson'ın ıı, toparlama sürecinde tabii, rakibin en tabii. önemli oyuncusunu tutuyordu. E o da yani o herhalde öyle bir şey dediyse. Işte. dönse bile 30 küsur maç kazı kaçırmış birinin tekrar kondisyon, randıman o hemen döndü ve başladı da olmayacak. Ailevi nedenler <laughs> eğer bir, yani rahatsızlıksa yani çok yakını Allah korusun kanser, manser olabilir. İşte ne olduğu hiç belli değil ama. ama kendi sağlığıyla ilgili bir şeyse o zaman döndüğünde senin dediğin daha da e, gerçekçi olacak. Yani kendisi çünkü dönebilmek için bir fiziksel mücadele, Kesinlikle. psikolojik evet. mücadele vermiş olacak. E, yani. Stephen de 35 abi. Tabii. genç değil. Yani 25 gibi oynuyor ama e, sakatlıklar onda da olmaya başladı. E, olmaya başladı yani. Tabii bıraktığınız yerden ben devam edeyim. Bir kere yani Curry'yi izleyin. İzleyebildiğiniz kadar izleyin. İzleyebildiğimiz kadar izleyelim çünkü normal değil ve bunu bir daha yapanı çok uzun süre göremeyeceğiz. Ee, çok özel bir şutör. NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi şutörü olduğunu. Belki en sıcak şutörü Clay yani eli sıcak ısındığı zaman evet. e, en abuk subuk şutları sokan ismi değil ama tarihinin en iyi şutörü. O yüzden bazen Selebron'da da oluyor bu Michael Jordan'ın son döneminde de olmuştu veya e, bu kadar üst düzey oyuncularda taking it for granted yani nasıl olsa o var alıştık o onu yapıyor kafasına giriyor izleyicide veya yoruluyor aynı şeyleri izlemekten duyarsızlaşıyor diyelim. E, ama inanın yani ta, NBA tarihinde e, gelmiş geçmiş en önemli isimlerden biri olduğu için bu performansları da ileride özleyeceğiz o yüzden izleyelim. Beni yani bütün bu analizleri ben de tabii baktım çoğuna ama hep kafamdaki şey şu oldu. Enteresan gelen bana. E bu bunlar içerisi için de geçerli. Wiggins orada da yok. Savunma problemi orada da olması lazım. E, rebound problemi orada da aynı isimler. Ama işte home court'un ne kadar önemli veya motivasyonun ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir bence örnek bu. Çünkü içeride oynadığınızda özellikle Warriors tarzı bir basketbol biraz şova dönük, biraz taraftarı oyunun içine çekmeye dönük bir basketbolda o taraftarın taşıyıcı gücü e, takıma direkt sahada yansıyor. Deplasmanda kendi kendini motive etmesi gereken bir takım ve e, Draymond'ın bence yumruğundan sonra pula attığı oradaki e, duygusal lider olan Draymond artık o takım üzerindeki duygusal liderliğini, o rolü biraz olsun yitirmiş durumda. Biraz değil, bence bayağı. bayağı Çünkü ayırmış. yine konuşuyor, yine motive etmeye çalışıyor ama hiçbir etkisi yok. Evet, Aynı, karşılığı yok. E, o yüzden de bu deplasmanda motive etme problemi yaşıyor kendini. Burada savunma tarafında tabii yine daha çok ortaya çıkıyor. Hücumda e, o kadar üstün yetenekler var ki yapıyorlar yapacaklarını. Ama savunma tarafında e, çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. O efor, o gayret e, yok. Ama böyle bir farkı da ben hiç görmedim. Siz, Murat abi, bilmiyorum. Böyle bir takım şampiyon olamaz. Olamaz. Yani Wiggins yani. dönmeden, <laughs> taşlar yerine oturmadan böyle bir takım şampiyon olamaz. Tek şansları Batı. Bu sezon Batı öyle bir Batı ki Batı'dan kimin çıkacağı konusunda Nuggets bir numara Lakers 10 numara şu anda yanılmıyorsam 10 takım da çıkabilir Batı'dan. Ama <laughs> şimdi Deplasman'da bu kadar kötü oynayan e, takım. bir takım her seride belki e, 4-3 mi diyorsunuz? <laughs> Hayır şey olacak. Yani, yani sağ avantajı olmayacak. E, playine kalırsa? Play'ine kalırsa e, sağ avantajı büyük ihtimal olacak gibi gözüküyor. Yani şu anda 6.lar 7. veya 8. bitirecektir. E, ama yani Play'inde... Ama Lakers geliyor. Clippers düzeldi. Tabii tabii. Yani, e... Lakers geliyor mu o bir soru işareti ama... Yine Houston maçında Anthony Davis ben oynamayayım diyerek ya o ben onu zaten hiç anlamadım da işte bugünün e, modern oyuncusunun şeyi o. Hayır bu kadar must win her şeyi kazanacağız motive izleye giden bir Lakers'da niye Houston maçında bu momentumu i̇şte, bitirecek? İşte Houston'u bensiz de yenerler diye düşündü herhalde. Ya, neyse. Yani 15 dakika oynasaydın o zaman. 20 dakika oynasaydın. dakika oynasaydın. Tabii, oyna tabii canım tabii. İlk çeyreği acayip oyna. Hmm. 18 fark olsun. Ondan sonra Otur. idare ediyorlarsa bir daha oynama Yok oraya katılıyorum canım oraya. Ama işte bu. O yüzden yani da yani Lakers da söylediğiniz doğru ama iyiye doğru gidişat var. Batıda o yüzden çok yani şu takım kesin favori diyebileceğimiz Durant'in tabi sakatlığına bağlı olarak şu takım kesin favori diyebileceğim benim bir yok. takım yok. Cezadır benim beklediğimin çok çok altında bir ceza aldı. Bence de. Yani ceza bile gibi Sekiz değil. 8 maç. Beşini oynadı zaten. Altısını. Yani oynamış sayıldı. Evet, oynamış. He, o, oynatılma, Memphis tarafından oynatılmadığı maçları saymayıp sekiz maç verseler o hadi bir yerde kabul edilebilir. Yani psikolojik tedavi görüyormuş. Ona da ne kadar inanıyorum bilmiyorum ama ya, bu kadar ben, çabuk mu ben de Ben de ona inanmıyorum. Ama Kylie de çok çabuk e, antisemine şeyden Çıkmıştı. çıkmıştı. O o öyle olmadığını kanıtladı. Hadi neyse o başka bir şey. O tedavi değildi. Ben öyle değilim mi kanıtladı sözde ama e, bu bambaşka bir şey. İşte silah silah benim değildi diyor hala falan. E, Hayır çünkü o, o olmadan memfus fena idare yani, etmedi. Orada, orada çok yani uzun dönemde dönemdeca hakkında kesin bir kriz daha çıkacak. Bu kriz bu kadar kolay kapanıyorsa o o davranış düzelmez ya demek ki ben bunu yapınca aldığım ceza o Bir bu Özür kadarsa, diliyorum, bir pişmanım yani, diyorum. Bugün iki hafta tatil yapıyorum. Tamam. E... kesinlikle katılıyorum o yüzden yani önümüzdeki sezonlarda cahil tekrar kötü anlamda konuşacağız gibi ne yazık ki geliyor bana bakalım batı çok eğlenceli olacak çok enteresan çok olacak ama doğuda da ilk yıldan sonra bence çok güzel şeyler olacak kesinlikle o zaman doğuya geçelim